neden konuşmuyoruz o zaman? Evet, doğru söylüyorsunuz. Biz de böyle bir karar aldık. Maalesef Gölbaşı Belediye Meclisi de siyasi partilerden oluşuyor. Demokrasinin gereği. Dolayısıyla biz de siyaseten bir konuşma yapalım o zaman. Kıymetli Başkan, değerli meclis üyelerimiz, 2023 yılında biz neyi seçtik? Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan seçme ve seçilme hakkının 14 Mayıs 2023 tarihinde kullanılarak Türk milletinin temsil edilecek 28. dönem milletvekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdik. Her şeyden evvel bu seçim devletimizin ve milletimiz adına hayırlı olmasını canı gönülden diliyorum. Seçim süreci boyunca oyların konuşulduğu, adayların isimlerin tartışıldığı, mitingler düzenlendiği, masalar kuruldu, masalar devrildi. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı olmak üzere iki ana tarafından hakim olduğu bu sürecin, seçim sürecinin vaatlerini dinledik. Gelecek senaryoları okuduk. Millet İttifakı seçimi kazandığı takdirde güçlendirilmiş parlamenter sistemi oluşturacağını ifade ederek yola çıkmış, bu husus çerçevesinde söylemlerini şekillendirmişti. Cumhur İttifakı ise Türkiye Yüzyılı adını verdiği gelecek tasavvurunu ana merkeze alarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi etrafında bir vizyon ortaya koymuştur. Seçim sonuçları belli oldu. Gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekili seçim sonuçları doğrultusunda bazı değerlendirme bulunmak gerekirse bu değerlendirmelerimiz siyaset üstü bir bakış açısıyla yapılacaktır. 1. Seçimlerin genel itibariyle suhulet içerisinde geçmesi, kargaşa çıkar algısının yalanların boşa çıkarılması, bu algıyı yayma çabası içerisinde olanların tarihe görmüştür. Çünkü Türk milletine feraseti ve irfanı oy oranlarının her zaman üzerindedir. 2. Cumhur İttifakı'nın gerek Cumhurbaşkanı gerekse milletvekili seçim noktasında bariz bir şekilde başarı göstermesi yine ortak akıl olgusunun bir tezahürü olarak değerlendirilmektedir. Türk milleti her ne olursa olsun birlikten yana kargaşa ikliminden uzak bir düzen istemektedir. 3. Özellikle ekonomi üzerinde yapılan gidişat vurgusu, kötü gidişat vurgusu millet nezdinde itibar görmemiştir. Beka kavramı etrafında kenetlenilmesi gerektiği bir kez daha tescillenmiştir. 4. Türk milleti bunca zamandır yapılan atılımların farkında olduğunu göstermiş, bundan sonra atılacak adımlara da destek olacağını ifade etmiştir. 5. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında oluşan siyasi ortamda güvenli liman olarak Cumhur İttifakı görülmüştür. Kirli oyunların üstesinden gelecek yegane yapının Cumhur İttifakı olduğu belgelenmiştir. 6. Türk milleti kendini yönetecek iradenin birbirine düşme tehlikesi içerisinde olanların değil, birbiriyle uyum içerisinde yol yürüyenlerin elinde olması gerektiğini vurgulamıştır. 7. Ortaya koyulan gelecek projesinin umutlarımızı nedenli yeşerteceğini, bu seçimler sonrasında ortaya çıkmış hayal etmekle hayalciliğin farkı seçim sonucu bağlamlarında anlamlandırılmıştır. 8. Beka, kızıl elma, mavi vatan gibi kavramların hamasetten çok öte, Türk milletinin uhdesinde birer gerçeklik olduğu, bir başka ifadeyle bu kavramların milletin nezdinde karşılık olduğu görülmüştür. 9. Hep birlikte, omuz omuza anlayışının, yani birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır düsturunun benimsendiği kabul görmüştür. 10. Türkiye yüzyılı ufkunun paydaşlarının Türk milleti olduğu herkes tarafından görülmüştür. 2023 Lider Ülke Türkiye projesinin 2053 ve 2071'de de başarıya ulaşacağı görülmüştür. 11. Her şeyden önemlisi, anayasanın ilk 4 maddesi şartlar olgunlaşırsa tartışabiliriz diyenlerin karşı korumaya alınmıştır. 12. Terörle iktisadi olanların ya da bizzatihi terörist olanların umutlarını Türk milleti tarafından kökünden kazınmıştır. Seçimler gelir geçer, isimler değişir, baki kalacak olan Türk devleti ve Türk milletidir. Gayemiz, çabamız budur.
Onun içindir ki bizim düsturumuz önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben olmuştur ve böyle de kalacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.